Efendim iyi geceler. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Ekranlarınızın alt bantında da yer alıyor. Marmara Denizi'nde geçtiğimiz dakikalarda bir deprem meydana geldi. Yalova açıklarında olduğunu söyleyelim. Büyüklüğü de AFAD tarafından açıklandı. 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti Çınarcık'ta, Marmara Denizi'nde. Detaylarından bahsedelim. Birazdan ekip arkadaşımıza da bağlanacağız. Öğreneceğiz son durum notlarını. Yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ifade edelim. Son dakika gelişmesi olarak İstanbul'da pek çok ilçeden de hissedildiğini ifade etmek lazım bu depremin. Birkaç saat sürdüğünü söyleyelim. Bizler şu anda Sarıyer civarında yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu noktada da etkili olduğunu ifade etmek lazım. 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremin Çınarcık'ta meydana geldi. Yalova'da yıllar sonra meydana gelen bir depremdi bu. Şimdi de telefon attığımızda ekip arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Mehmet Altınışık var. Hemen kendisinden son durum notlarını dinleyelim Mehmet. İlerleyen dakikalarda Mehmet'e bağlanacağız, detayları öğreneceğiz depreme ilişkin. Ekranlarınızın alt bantında yer alıyor, tekrarlayalım. Tabii korkulan depremin habercisi mi soruları beraberinde geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen bu depremin ardından özür diliyorum. Çınarcık'ta gerçekleşti 4.1 büyüklüğünde ve İstanbul'un genelinde hissedildiğini söyleyelim. Akabinde AFAD'dan da açıklamalar geldi. Detayları öğreneceğiz. Bir kez daha merhaba diyelim Mehmet Altınuş'a. Mehmet nedir detaylar, elindeki notlar nedir? Seni dinleyelim. Evet Dilara, yaklaşık 10 dakika önceydi. İstanbul'da da fazlasıyla hissettiğimiz bir depremdi gerçekten. Ben de Bayrampaşa ilçesinde oturuyorum. 3. katta oturuyorum ve oturduğum koltuk altımda yaklaşık 2 saniyeye kadar gitti geldi. Şöyle acaba bir tek ben mi hissettim diye düşünürken kapıyı açtığımda aslında bütün apartmanda yaşayanların bu depremi yakından hissettiğini, onların da kapıyı açtığını fark ettim. Yine dışarıya baktığımda sokağa inen olmadı ama herkes bir camlara çıktı. Demek ki gerçekten İstanbul'da fazlasıyla hissedilen, şimdi Bayrampaşa İstanbul'un iç kısımlarında olan bir ilçe. Dolayısıyla biraz sahil kesiminden uzak bir ilçe ama iç noktalara kadar etkisini fazlasıyla hissettiren bir deprem oldu. Şimdi sen ifade ettin ama kısaca tekrar edecek olursak nerede oldu bu deprem, onu da ifade edelim. Yalova Çınarcık merkezli Marmara Denizi açıklarında oluyor. Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen bir deprem olduğunu da altını çizmekte fayda var ama sadece Yalova'da değil komşu illerin tamamında etkisini fazlasıyla hissettiren bir deprem olduğunu da altını çizmekte fayda var. Gerek Bursa, gerek zaten Yalova, Çınarcık merkezde olsa da Yalova merkezde de ve Yalova'nın ilçelerinde de fazlasıyla hissedilen bir deprem olduğu, keza aynı şekilde Kocaeli'den de şöyle sosyal medyadan baktığımızda yine Kocaeli'den, Sakarya'dan, İstanbul ekseriyetli olarak İstanbul'dan da çok fazla hissedildiğini, hemen hemen bütün ilçelerden benzer şekilde paylaşımlar yapıldığını görmek mümkün. İstanbul Valiliğinden gelen sıcak bir açıklama var. Şimdi ona da bir göz atalım. İstanbul'la alakalı herhangi bir acaba ihbar var mı? İstanbul Valiliğinden gelen açıklamada şimdi elimize ulaştı. 23.53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır ifadesini kullanıyor. İstanbul Valiliği yine AFAD'la ilgili bizimlerimizin saha çalışması devam ettiğini de altını çizdi.